Tapıyordu Burak Fatih'e. Hepimizin gözünde çok muhteşemdi. Ama Burak için ayrıca özeldi. O kadar özeldi ki kongreyi kazandı. Kongreyi kazandı. Daha mazbatasını almadı. Başkan değil. Fatih Terim de sözleşmesi bitmiş. Daha yeni sözleşme de yapamamış. Teknik direktör değil. Mazbatasız başkan, sözleşmesiz teknik direktörü Florya'ya antrenmanın başına gönderdi. Her türlü formaliteyi silip, yani kafasındaki Fatih imajına bakarız. Şimdi bu adamın bu atamasını ve hemen de ertesi gün sözleşme yaptı. 3 senelik evet. Ve %100 zamla. Bunların hiçbiri yok. Gazetelerimizin Fatih Terimcileri Burak Elmas mobbing yaptı. Koskoca Fatih Terim'e mobbing yapılır mı? Lafları yazmaya başladı. Burak'ın herhalde mobbing yapacak sonuncu kişisidir Fatih Terim. Bugün hala işin için taptığını biliyorum Fatih. Her Galatasaraylı tapar. Diyorum böyle bir zaferi kimse yaşamadı Türkiye'de hiçbir kulübün taraftarı. Örneği yok. Örneği yok. Ve birden böyle gazetelerde efendim işte mobbing yapmış da Fatih'e ayıp etmişler de Fatih'in nasıl geldiğini yazan yok. Fatih'in neler yaptığını yazan yok. Öyle örnekler veririm ki utanırlar yazanlar. Galatasaray diyelim ki ikinci kümenin sonuncusu Denizli Spor'a elenmiş. Birinci kümede kalmak için, Süper Lig'de kalmak için yarışan bir takıma yenilmiş. 2001'in kapanış maçı, 2002'nin açılış maçından söz ediyorum. Maç eleştirisi yazıyor. Hani meşhur anekdot vardır. Padişah atını çok severmiş. Bu atın öldüğünü bana kim söylerse asarım onu demiş. E at ölmüş en içinde at. E kim söyleyecek? Kimsede şey yok. Gidip de başvezirden harem ağalarına yakınlardan biri çıkmış. Ben söylerim de. Manyak. Ben söylerim. Gitmiş. Efendim, sizin at hiç yemek yemiyor. Sizin at padişahım hiç su da içmiyor. Sizin at padişahım hiç kıpırdamıyor. Sizin at padişahım orada yatmış, uzanmış. Gidip böyle tekme atıyorsun, kılı kıpırdamıyor. Elini böyle burnuna doğru götürüyorsun, nefes de almıyor. Ulan öldü desene şunu. Demedim padişahım, siz dediniz. Şimdi maç yazısının içinde, eleştirisinin içinde bunların hepsi var. Baştan transferler yanlıştı. Oynatılan futbol yanlıştı. Bugün sahaya çıkan 11 yanlıştı. Yapılan değişiklikler geç kaldı ve yanlıştı. Şunun oynatılması yanlıştı. Bunun ne varsa yazılmış. Bütün bu yazının içinde bir tek kelime yok. Fatih Terim. Ne Fatih demiş, ne Terim demiş, ne Hoca demiş. Peki bütün bu yanlışları yapmış da o zaman bu yanlışları yapan kim? Ben, okuyucu Hünyalı. Hepsini ben yaptım. Düşünebiliyor musun? O yazıyı kestim duruyor. Bir hocanın yapabileceği yanlışların hepsini birer birer adını vererek yazmış. Ama yanlışı yapanın adı yok. At öldü diyememiş.
Üç gün sonra da aynı adam Burak Yılmaz mobbing yapıyor Fatih Terim'e. Nereden çıktı bu mobbing derken bir baktık ki Fatih Terim'in kendisi iş işten geçtikten sonra sözleşme feshedildikten sonra bana mobbing yaptılar. Ben de ayrıldım. Bunun anlamı şu. Fatih Terim kendini mağdur durumda göstermek istedim. Benim en güvendiğim, bütün gece sabaha kadar seçimden bir gün evvel uyumayıp onun için oy topladı. Burak Elmas'ı kastetti. Yani ben seçtirdim bunu. Burak Elmas bana mobbing yaptı. Anlayın ben ne kadar mağdurum. Bunu insan niye söyler? Ben bu hastaya geri döneceğim düşüncesinde olduğu zaman söyler. Daha gitmeden evvel geri dönmeyi planlamış. Galatasaray o kadar kötü durumda ki geri dönme şu anda düşünülemez. Ama kendini mağdur gösterirsen medyadaki elemanların daha sen mobbing lafını telaffuz etmeden belki de senin talimatınla Burak Elmas Fatih Terim'e mobbing yapıyor demeye başlarlarsa işte mağdur duruma düşersin. Mağdur duruma düştüğün zaman da yaptığı bütün yanlışlar unutulur. Geriye sadece zaferlerin kalır. Bu yolu açmak istedim. Ben de tam tersini düştüm. Yazdım zaten. Başka da yazı yazmadım. Karışmasın. Hocam, orada da bir resim koydum. Aile Galatasaray'a geldiği sene çekilmiş bir resim. Bütün ailesiyle beraber, yakın ailesi. Kendisi, eşi, muhteşem bir kadındır Fulya. Yani. Fulya Hanım. İki kızı, damatlar ve torunlar. Ne kadar neşeli bir Fatih Terim. Takvimde buldum o resmi. Bizim takvim gazetesi. Galatasaray'a geldiği seneki neşesine bakın. Bir de bu sene. Arayın bakalım. Neşeli bir resmi var mı? Ailesiyle böyle bir arada çekilmiş bir resmi var mı? O Bodrum'daki Türk Bugün'deki yıldızını biliyorum. Hayatımın en güzel günlerinden birini geçirdim orada. Muhteşem bir yer. Ve Fulya nasıl muhteşem bir ev sahibi. Fatih zaten. Git Bodrum'a. Uzaklaş. Muhitten de uzaklaş. Camiadan da uzaklaş. Ailenle bir arada senelerdir yaşamadığın huzuru, sükuneti bul. O sükun içinde, o huzur içinde, o rahatlık içinde ver kararını. Şu kafayla bugünkü durumunda vereceğin kararın doğru, en doğru karar olma ihtimali çok düşük. Rahatla. En önemlisi, özlet kendini biraz. İnsanlar seni özlesinler. Galatasaray camiası özlesin. 4 kere gittin geldin, 5.sinde gittin. Bu 4 gidiş geliş 25 sene. 30 senede de 5 olur. Acele. Ama işte o. Kazanma hırsını oynuyor Fatih Terim. Any given Sunday oynamıyor. Filmi izlemesi lazım belki. İnşallah izlesin. Yani şeyde var, TRT'de de var. TRT oynattı filmi. Orada çok arkadaşı var TRT'de. Bana o filmin bir şeyini, DVD'sini gönderin. Derhal gönderirler. Ben de izlesin, ben gönderirim.